Bölüm 6. Sept günü sorunu. Bir sept günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçları içinde ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları, "Sept günü yapılması yasak olanı neden yapıyorsunuz?" dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davud'un kendisi ve yanındakiler acıkınca ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi. Kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, "İnsanoğlu sept gününün de Rabbidir," dedi. Başka bir sept günü İsa havraya girmiş ders veriyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle Ferisiler, sept günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözetliyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, "Ayağa kalk, ortaya çık," dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara, "Size sorayım," dedi. "Kutsal yasaya göre sept günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?" Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli eskisi gibi sağlam oluverdi. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. İsa 12 elçisini seçiyor. O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andrea, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve sonradan İsa'yı ele veren Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve tüm Yahudiye'den, Kudüs'ten, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından şifa bulmak amacıyla gelmişlerdi. Kötü ruhlardan sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. Mutlular ve mutsuzlar. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. "Ey yoksul olanlar, ne mutlu size. Tanrı'nın egemenliği sizindir. Şimdi açlık çekenler, ne mutlu size, siz doyurulacaksınız. Şimdi ağlayanlar, ne mutlu size, siz güleceksiniz. İnsan oğluna olan bağlılığınızdan ötürü, insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman size ne mutlu. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Şimdi karnı tok olan sizler, vay halinize, açlık çekeceksiniz. Ey şimdi gülenler, vay halinize,
yas tutup ağlayacaksınız. Tüm insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Düşmanlarınızı sevin. Ne var ki beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Sizi hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza tokat atana öbürünü de çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri severler. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile öyle yaparlar. Verdiğinizi geri almak umudunda olduğunuz kişilere ödünç verirseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdikleri kadarını geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. En yüce olanın oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmayacaksınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmayacaksınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanacaksınız. Siz de olanı verin. Size verilecek. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? Her ikisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken nasıl olur da kardeşine, kardeş izin ver de gözündeki çöpü çıkarayım dersin, seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Ağaç ve meyvesi. İyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan da içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni Rab, Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırmışsa da onu sarsamamış. Çünkü ev sağlam yapılmış.
Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, temel koymaksızın evini toprağın üzerinde kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çökmüş. Evin yıkılışı da korkunç olmuş.